أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله izin verirse oturup düşünmek hususunda konuşacağız. Bir adam oturup düşünecek. Neye? Başına gelecekleri düşünecek. Başına neler gelecek? Şimdiye kadar ne badirelerden geçti, şimdiden sonra başına neler gelecek onu düşünmelidir. Onun için Peygamber Efendimiz devamlı böyle düşündürücü hadisi şerifleri söylemiştir. El cümle bunlardan bir tanesi de şudur. Ebu Hüreyre'den rivayet ediliyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak Allahü Teala şöyle buyurur. Allahü Teala'dan hikayeten. Yani bu hadisi kutsi olmuş oluyor yani daha Türkçesi. Allahü Teala peygamberimize bildirmiş. Bunu Cebrail getirmemiş, doğrudan doğruya Cenab-ı Allah peygambere bildirmiş bunu, nasıl bildirdiyse. O diyor ki, Allahü Teala şöyle buyuruyor diyor peygamberin. Bu ayette gelen mi? Hadis-i kutsi olmuş oluyor. Ama Cebrail getirse, bunu peygamber Allahü Teala'nın şöyle bir emri vardır dese o ayet olur. Cebrail gelmeden doğrudan doğruya Allahü Teala bildirirse, ki ilham yoluyla bildirir yani vahiy. Yani onu peygambere bildirir. Nasıl ki bize mesela bazen aklımıza geliyorsa Cenab-ı Allah da ona bildiriyor yani. Ama tabii ki Cebrail vasıtasıyla değil de Allah-u Teala bildiriyor. Ey Ademoğlu diyor bak yani Allah-u Teala bana ibadetle meşgul ol. Eğer bana ibadetle meşgul olursan gönlümü zenginlikle doldururum. Bana ibadet edersen yani Allah-u Teala gönlümü zenginlikle doldururum. Ben doldurduğu gibi yani zenginliğiyle doluyum ben yani şimdi. Bak. Bana ibadetle meşgul ol, gönlümü zenginlikle doldururum. İhtiyaçlarını temin ederim. Ama böyle yapmazsan yani bana ibadet etmezsen hem daima meşguliyet içinde bulursun kendini, öyle durmadan meşgul olursun, hem de ihtiyaçlarını giderilmiş olmam. İhtiyacın da tükenmez. Madem ki sen mesela beni ibadetle meşgul olmuyorsun, o zaman sen istediğine meşgul ol ama senin ihtiyaçlarını da ben temin etmem. Gayrı o ihtiyacının arkasında öyle koşacak yani. O ihtiyacın arkasından koşmadan ne oluyor biliyor musun? Namaz kılamıyor, abdest alamıyor, namaz kılamıyor, zikredemiyor, yapılacak iyilikleri yapamıyor mesela. Diyelim ki hastaları ziyaret edemiyor, yoksulları araştıramıyor, kime veren ki değil, mesela kime neye iyilik yapan ki değil düşünemiyor. Bir şey yok adamda. Öyle işinin arkasından işe vurulmuş bir makine gibi koşuyor. Neden? O öyle istedi. Cenab-ı Allah'ın güzel işi neymiş, ne kim ne isterse Cenab-ı Allah onu veriyor dünyada. Bela isteyene bela, nimet isteyene nimet. Ama diyor yani bir adam eğer ki ibadette meşgul olursa onun gönlünü zenginlikle doldururum. Onun hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. Hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. Yani şunu alsam ki, bunu mu etsem ki filan değil. Hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. Çünkü bütün ihtiyaçlarını ben ona getiririm ayağına diyor. Anladın mı? Ama bana ibadetle meşgul olursa. Ama ibadetle meşgul olmazsa hem ihtiyaçlarını gidermiş olmam hem de kendini meşguliyet içinde bulur diyor. O zaman oturup düşünmeli.
Kendini biraz ibadete vermeli. İbadete korkma. Vallahi ibadetle meşgul ol. Zikrini çek. Namazını vaktinde camide kıl. İşler var ya eskisinden 10 katı fazla olacak. Ondan sonra işlerini sanki yapanlar var gibi kolay kolay yapacaksın. Neden? Madem ki bu adam ibadetle meşgul oldu, ben de bunun işini yapayım diye herkesi sana hizmetçi yapıyor. Tamam mı? Kim varsa o hoş geldin yapıyorlar. İşini yapıp yolluyorlar. Hoş geldin, sefa geldin. Çünkü artık ne yapıyorsun? Allah-u Teala herkesin kalbine bir sevgi veriyor yani senin sevgini veriyor. İşi de sana getiriyorlar. İşi de sana yaptırıyorlar. Sen Allah'ın işini yaptığında Allah-u Teala senin işini kolaylaştırıyor. Şimdi hadis-i şerif ne güzel, bak şimdi. Oturup düşünmek lazım. Benim işlerimin kolay olmasını istiyorsam, ihtiyaçlardan mesela bir kurtulmak istiyorsam, o zaman ne yapmam lazım? Oturup biraz zikretmem lazım. Ondan sonra geri yanına karışma demek lazım. Tamam mı? Oturup düşünmek. Evet. Şimdi bir de İbni Abbas radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifi söyleyeceğiz. İbni Abbas Peygamber Efendimiz'in o amcasının oğlu, delikanlı. İbni Abbas çok akıllı. Onun için bir gün peygamberinin arkasında bulunuyordum. Ekseri delikanlı oluyor. Tabii genç, daha delikanlı. Devesinin arkasına bindiriyor yani. Beraber gidiyorlar. Efendimiz ona özel olarak sohbet ediyor. Yani söylüyor. İşte diyor, bir gün peygamberin arkasında bulunuyordum. Bana ey delikanlı, ben sana birkaç kelime öğreteceğim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını koru. Allah'ın emirlerini yerine getir. Yasaklarını koru. Yani onlara riayet et yani. O zaman Allah seni korur. Hiç korkma. Allah seni korur. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını koru. Yani onlara riayet et. Allah'ı daima önünde bulursun. Daima senin işini o yapar yani. Senin önünde Allah vardır. Senin o işini Allah yapar. Sen Allah'ın emirlerine riayet edersen, yasaklarından kaçarsan, Allah senin her işin önünde Allah vardır. Senin işin Allah yapar. Ne istersen. Tamam mı? Yani işin Allah önüne, sen mesela bir işine giriyorsun, önünde Allah var. Hemen o işini yapıyorlar yani. Hemen elinden alıp yapıyorlar. Bak ne diyor şimdi? Allah'ın emirlerini ve yasaklarını koru. Allah'ın emirlerini, yasaklarını korur. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ne riayet edersen daima Allah'ı önünde bulursun. Yani ne zaman ona dua edersen karşında bulursun. Ne zaman ona dua edersen karşında bulursun. Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste. Yardım talep ettiğin zaman ondan talep et. Ve şunu bil ki bir hususta sana yardım etmek için bütün ümmet bir araya gelse, Allah'ın sana takdir etmiş olduğundan başka hiçbir yardımda bulunamazlar. Yani sen bana bu işimde olur muydu ki, olmaz mıydı ki falan böyle tereddüt etme. Allah-u Teala sana bir hayrı murad ettiyse, bütün insanlar bir araya gelseler o hayrı murad ettikleri şeyi yerine getirtmemeye çalışsalar yine Allahü Teala o hayrı yerine getirir sana. Yani bak şöyle diyor. Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste. Yardım talep ettiğin zaman Allah'tan talep et. Şunu bil ki sana yardım etmek için bütün ümmet bir araya gelse Allah sana takdir etmiş olduğu şeyden başka yardımda bulunamaz. Sana bir usta zarar vermek isteseler, bütün insanlar da bir araya gelseler Allahü Teala'nın sana zarar verdiği şeylerin dışında bir zarar getiremezler. Allah'ın ne takdir ettiyse o kadar zarar olur. Onun dışında sana hiçbir zarar getiremezler diyor. Tamam.